İnsan, evet. Bu kardeşin hızlı insan. Yarışı başlatacak. Birincilikte başlıyoruz zaten ya. Oradan yana sıkıntı yok da. Herkes 2K. Güzel. Tam elom ya. En sevdiğim. En yakın rakibim benden 800 milisaniye daha yavaş. Tur başına tabii. Onun dışındakiler yetişemez diye düşünüyorum. Bir Diego Costa diye bir herif. Tabii siz isimleri görmüyorsunuz ama bir onunla kapışacağız gibi duruyor. İsimleri görmüyorsunuz değil mi? Ondan bir emin olayım da. İsimleri görmemeniz lazım çünkü. Bunda yakıt alımı falan yoktu diye hatırlıyorum. Aynen 5 litreyle yarışım bitiyormuş. Mavi neden o kadar az kullanmışlar ya? Ben komple mavi oldu sanıyordum. Suitler komple mavi olmuş ya. Arabayı da öyle sanıyordum ya. Valla inşallah öyle olur. Öyle söyleyeyim. Maviye falan boyamamışlar diyebiliriz yani gün sonunda. Şaşırdım valla. Hiçbir sponsorluk işi. O hiçbir sponsorluk işini de Hamilton'a var etmişler galiba. Bir tweet atıldı. Onu gördüm. Discord'da. Hamilton baba gidiyor ha. Oradan da Hamilton'a bağlamadılar mı? Ha Nivi'yi mal ettiler Hamilton'a. HP'yi kime mal ettiler peki? HP'de Nivi'ye. Yani total olarak hepsi Hamilton'a bağlanıyor. Tamamen mavi olsaydı keşke. Üniformaları güzel duruyordu. En azından araba da güzel dururdu. Araba şimdi hiç güzel durmuyor. Kırmızı ile mavi birbirine hiç mi yakışmaz abi? Hiç yakışmıyor gerçekten. Kırmızı ile açık mavinin birbirine bu kadar yakışmadığı bir şey daha görmedim. En kötü kombinasyon gerçekten öyle. Çok çirkin duruyor. Bence çok çirkin duruyor. Bilmiyorum haksız değil mi abi? Fenerbahçe Galatasaray ortak F1 takımı kurmuş. Ha yine. Ama bu açık mavi abi. Fenerbahçe mavisi de değil yani. Arabası da ne kadar güzel he. Safety car şimdi çıkacak bu düzlüğün sonunda. Safety car çıkınca başlatacağım yarışı. Manchester car mesela. Aynen. Kırmızı şeytanlarla mavileri birleştirmişler. City ile United'ı. Kesinlikle. Şimdi başlıyor yarış arkadaşlar. Safety car'ın önden gitmesine izin veriyorum. Çünkü yarışı başlatacak kişi benim. Doğru zamanlama her şeyden önemli. Yarım saniye fark açtık bile abi. Güzel. Umarım kimse bana vurmaz. Güzel. Güzel başlangıç bence. Yarış dediğim böyle başlatılır ya bunu. Bence 10 numara başlattım yarışı. Bakalım. İlaki aralarında birkaç tane hızlı vardır. Yetişen olacaktır ama mümkün olduğunca kaçacağız.
Sınır ihlaline ceza veriliyor ama şu ana kadar herhangi bir sınır ihlali yapmadım pist üzerinde. Yine olur da yaparsam mutlaka haber veririm işte şurada yaptım, burada yaptım diye. Şu ana kadar yasal limitlerde gidiyorum diyebilirim yani. Ya tam öyle işlemiyor aslında. Virajından virajına değişiklik gösterebiliyor Jaco. Ama genel tabiriyle öyle diyebiliriz. Asfalt üzerinde bir lastiğin olması yeterli oluyor genelde. Ama bazen daha fazlasını da dışarıya atabiliyorsunuz aracın. Tabi biliyor olman lazım nerede atacağını. Onu da pratikte çalışarak öğreniyoruz aslında. Abi yapmıştır illaki Uğur ya. Bir şekilde tekrar kovalamaya çalışıyorlar yani. Tekrar biz de iddialıyız bu oyunlarda. Biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, göstermeye çalışıyordur F1 illaki yani. Boş boş bekleyecek hali yok zaten. Çok maliyetli bir şey de değil, yapılabilir yani. O tarz bir firma için iyi gibi yani. Ama yine güzel olmadığı ile ilgili ben çok fazla duyum aldım bile yani oyun hakkında. Oraya geldim, hoş geldin. Bir de oyun motoru değişti. Yani ben bazı duyumlar aldım bile şimdiden kötü olduğuna dair ama bakmak lazım. Bir ara bir deneyimleyebilirim. Bu arada 0-4'ün de hiç bırakacak gibi değil yani Diego. Abi 2500 nereye veriyorsun ya? Hiç anlamsız bir para zaten. Ailesiyle yıllık üyelik almayı tercih ederim. Arda denemiş mi acaba hiç? Arda'yla da uzun zamandır konuşamıyoruz. Aynen öyle, biraz kafadan sildim diyebiliriz ya Rogen. Kesinlikle yani. Bir şey yapmadım bu arada ya. Dokunmadım bile bu arada. Abi kontak saydı, dokundu saydı. Net kod muhtemelen. Deneyenlerden bir şeyler duymuş olabilir Arda. Hiç belli olmaz abi. Benim bir suçum yok bu arada ya o kazada. Tamamen net kod. Yanlış yere girdi. Girmemesi gereken bir yere çok hızlı bir şekilde girdi. O yüzden öyle oldu. Ama güzel, rakibimiz elenir. Bizim işimize gelir abi. Ya Jakom. Ya o kadar dertli bir durum ki. Türkiye'de herhangi bir şey yapmak dertli zaten abi. Ben de çalışmıyorum hani baktığınız zaman. Herhangi bir gelir kaynağım yok. Sadece ailemle yaşıyorum. Oradan yiyorum, içiyorum. Ekstra olarak sizin abonelikleriniz, bağışlarınız etki ediyor. Ekstra hiçbir gelirim yok yani. Benim hiç almamam gerekiyor zaten kesinlikle yani. Doldurtamadı bari. Okuyor musun abi? %80 indirimle almışsın. Şaka yapıyorsun ya. Nasıl denk getirdin o indirimi? Çok iyi indirim bu arada. Okumuyorum ben bu arada. Ya okuyorum derken attığın mesajları okuyorum demek istemiştim. Ya ben çok çalıştım. İhracat, ithalat, gümrük işleri, ondan sonracığıma. Ne ararsam var bu kardeşinde de. Ama bıraktım yani. Çalışmak istemiyorum. Öyle bir motivasyonum yok. Yani çalışsam da hiçbir hayalime kavuşamayacağımın farkında olduğum için her şeyden vazgeçiyor bazen insan. O tarz bir mentalitedeyim. Hoş değil tabii, çalışmak lazım. Ama çalışmayı çok istemiyorum. Aha, arkadaki patladı.
Güzel. Beni çok ciddi kovalıyordu. Bir adamdan kurtulduk abi. Ama yemin ediyorum var ya, duvarla böyle öpüştü. Yordum. Kafa kafaya tokuştular abi. Kafamız biraz dağıtlar şimdi. Güzel birincilik. İlk yarış için çok iyi yani bu arada. Dün 3. ve 4. olmuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Bugün de birincilikle kapıyı açıyoruz. Tabi sıralama atmanın faydası bu arada yani. Hatırlarsanız dün sıralama atmadan iki yarış yarıştım. Birinde 3. birinciye 4. aldım ama yani ciddi mesai harcadık o yarışlara yani. Sürekli bir yerlerde patlayanlar vardı. Onları geçmeye çalışıyorduk falan vesaire. Ciddi yorucuydu yani. Podyuma Türk bayrağı. Evelallah bro. Xbox Game Pass'te oluyor zaten ya. Game Pass'in varsa hiç almana bile gerek yok. Geliyor bir yerden sonra. Game Pass oyunlar. FPS özellikle. Öyle oluyor Jakon. F1-23 gelmiş ya. Bak Xbox'ın Game Pass'i ama bu. Şey değil. EA Play değil yani. EA Play'de olmuyor yanlış bilmiyorsan. Xbox Game Pass'e geliyor. EA Play'e gelmesi yeni oyunun çıkmasıyla beraber oluyor. Yanlış bilmiyorsam tabii. Yanlış biliyor olabilirim. Düzeltirsiniz. Bir de ben niye ayrı isik oynarken F1 konuşuyorum abi? Niye beni F1 muhabbetine soktunuz? Bugün o konuyla ilgili çok güzel bir video çektim işte. Muhtemelen izleyip geldin kanka. Daha iyi tabii ki de derim yani eğer izlediysen. Ya mecbur çakmam ya mecbur haklısın. Yani ekonomik şartlar abi. Şimdi iRacing oynayacaksan ciddi bir direksiyon setine sahip olman lazım. En azından bir direksiyon setine sahip olman lazım her şeyin başında. Artısı yıllık üyeliğe 3000 lira olan bir oyun bu. Öyle kolay değil, ucuz değil eskisi gibi. Bundan 6 ay önce sorsaydın 120 liraya yıllık alabiliyordum. Ama artık maalesef. Daha PC yok bile, o konu var yani Jack'ın. Döviz işi bozuyor maalesef kanka. %100. Ya ama ekonominin düzelmesini için de yapmamız gereken tek şey para harcamamak gibi bir durum var maalesef yani. O yüzden para harcatmamak için her şeyi yapıyorlar işte. E tabi abi yani internetten dolar üzerinden oyun alıyorsun sen. Direkt etkiler. Green content devam. Abi ben de işte bir iRacing'imiz var be. Ona da harcayalım bir oraya. Başka bir hobimiz yok, bir şeyimiz yok. Ona da harcamayacaksak. Bu arada 6 adam geçip gelmiş arkamdaki adam. Muhtemelen benden de hızlıdır bu adam, ben sana söyleyeyim. İşimiz zor. Abi sürüş yaparken ne yaptığımı fark etmiyorum. 30 dakika sonra yarışıyorum lan diyorum. Sende de oluyor mu böyle? Kanka bende ne oluyor biliyor musun? Bazen o kadar makaraya tutuluyoruz ki chatte. Özellikle o zaman oluyor. Böyle bir anda makaranın içinde buluyorum kendimi. Yarıştan tamamen soyutlanıyorum. Tamamen reflekslerle arabayı sürüyorum ve makarama odaklanıyorum. Sonra belli bir süre geçtikten sonra yarışıyorum ya, kendime çekip düzen vereyim abi, yarışıyoruz sonuçta, bir şeyler yapalım falan. Anca o zaman oluyor ya da bazen videolarda oluyor, özellikle video çekerken. Bu yayında olmuyor çünkü sürekli etkileşim halindeyiz, sohbet ediyoruz ya. Video çekerken de şu oluyor. Böyle aklıma böyle geçmiş hayatım geliyor. Bir anda böyle durduk yere arabayı sürüyorum, o sırada geliyor. Başka şeyler düşünmeye başlıyorum, anladın mı? Bir anda sessizliğe bürünüyorum. İşte diyorum ya, düne kadar çalışıyordum, şimdi niye çalışmıyorsun Sezer falan, böyle kafamda başka başka sorular, belki gelecek hayallerin, belki başka şeyler. Aklını kurcalayan başka şeyler oluyor, düşünceler oluyor. Bir yandan da sürüyorsun ama o sırada konuşamıyorsun.
Çünkü kafam meşgul. Yani, ne oluyor ya diyorum. Bir anda kendime geliyorum sonra. Yarışıyorum, video çekiyorum, farkında mısın Sezer? Video hakkında sohbet etmen lazım. Sonra tekrar çenem açılıyor. Arkamdaki adam fena kovuluyor bu arada. Yani geçişi zor olacaktır ama umarım kaçarız. Ona rağmen iyi sürüyorsun. Eyvallah, Allah razı olsun. Ha. Ya ben o konuda biraz iyiyim. Hani arkadaki yola yaklaşınca yolu ortalayıp frene de asılayım mı oraya, onu da yapayım mı? Şu konuda iyiyim ben biraz. Üzerinize afiyet, kendim böyle ödüyormuş gibi olmasın ama. Şöyle bir şey var abi. Jitem. Ya da Jakom. Hanginiz yazdığınızı o an göremedim onu. İyi sürüyorum eyvallah ama. Ne diyecektim, ne anlatacaktım ben? Biraz multitasking çalışıyor benim beynim, tamam mı? Pek bir şeye odaklanan adamlardan değilim. Telefonda bile bir şey izliyorsan, mesela gece yatıyorsun, bir şey izliyorsun ya, o an beynim durmuyor. Tek bir şey izleyerek rahat edemiyorum. Aynı zamanda oyun falan oynamam lazım. Küçük bir ekrana izlediğim şeyi alıyorum telefonla ve bir yandan oyun oynuyorum falan böyle. Yani hep İki tane şeyle uğraşmam gerekiyor benim. Böyle tek başına bir şeyle uğraşınca mutlu olamıyorum. O yüzden de mesela biraz antrenmanlar yapmıyorum. Hani diyorum ya, işte bu hafta bu yarışa girdik ama antrenman yapmadık. İşte Long Beach'e girdim mesela GTP'li. Hiç antrenman yapmadan, ya da ne bileyim spa var bugün. Eğer girersek hiç antrenman yapmadan girmek olacağız. Onun temel sebebi de bu. Çünkü aynı anda tek bir şeyle uğraşmak istemiyorum. Birden fazla şeyle uğraşmak istiyorum ama antrenman dediğin şey tek bir şeyle uğraşman gereken bir şey. O sırada sadece hızını geliştirmeye odaklanman gerekiyor ve ne yapman gerektiğine odaklanman gerekiyor. Onu çok yapabilen bir adam değilim ya. Ha, oraya gel, sen de bendensin, adamsın bro. Bir de süper aktivite var bizde, ben sana söyleyeyim. Bir de süper aktivite eseri o yani. Tek bir şeyle uğraşamamak. Bu güzel aslında. Zekamızın yerinde olduğunu gösterir yani. Ne oluyor abi? Acayip bir FPS tuşlandı. Ben F1 oynarken yandan Besatçı izliyor. Abi iyidir, iyidir. Bu zekanızı birden fazla yönde aynı anda kullanabildiğiniz anlamına geliyor aslında. Sizin IQ'nuzun yüksek olduğunu gösteriyor. Güzel bir şey bu. Multitasking olayı. Ya şöyle bir şey var şimdi. Mesela annem... Ben örnek vereceğim şimdi. Annem dizi izliyorsa veya bir şey yapıyorsa, bir şeyle uğraşıyorsa o sırada, benim ona bir şeyler anlatıyor olmam hiçbir şey değiştirmiyor abi. O duymaz. Kulaklar kapalı çünkü, sadece tek bir yere odaklanmış durumda. Beni duyması imkansız. Ama ben bir şey izliyor olayım veya yapıyor olayım, herhangi biri bana seslendiğinde ya da bir şey söylediğinde onu da duyuyorum. Hatta bazen bu rahatsız edici bir seviyeye ulaşabiliyor. Şöyle rahatsız edici bir seviyeye ulaşıyor. Sallıyorum, dizi izliyorum. Bir yandan da Discord'da sohbet ediyoruz, tamam mı? O Discord'daki sohbeti ister istemez dinliyorum sürekli ve bazen diziyi kaçırıyorum mesela. Geri alıp tekrar izliyorum o sahneyi falan. Bazen rahatsız edici seviyede bile olabiliyor. Çünkü beynimin odaklanmasını istediğim yere değil, başka yere odaklandığını fark ediyorum. İstemsiz yani. Bak o konuda işte yetenekliler abi. O konuda yetenekliler. Ona laf edemem Jakom. Kesinlikle, kesinlikle. %7.55 yapmışız. Güzel süre, fena değil. Ya araba sürmek de refleks. Oragen. Sen beynini kullandığını düşünüyor musun araba sürerken? Hayır. Refleks tamamen. Trafikte de araba kullansan, önünde bir araba çıkınca frene basıyorsun ya sallıyorum. Tamamen refleks. Beynini kullanmıyorsun o sırada. Ne yapmalıyım diye düşünmüyorsun yani. Arkam bayağı uzak. 8,5 saniye fark olmuş abi. Hakikaten arkam rahat ya. Yani böyle relax sohbet etmeli bir yayın oluyor diyebiliriz yani.
Rem matching'i kaçırmazsın yani. O sesle alakalı bir şey. Eğer arabanın sesini duyuyorsan arabanın devrini kaçırma şansın yok ya. Gerçekten. Çok relax bir yarış. Gerçekten öyle. Aşırı chill kanka. Benim için Nürburgring'ler biraz öyle geçiyor ya. Yani affedersiniz, üzerinize afiyet, biraz hızlıyım Nürburgring'de. Ona bir şey diyemiyorum ya. Spa'ya girsek şimdi afallarım ama burada hızlıyız abi. İşte ondan zaten kaçırıyorsun her matching'i. Oraya. Bazı şeyler gözle, bazı şeylerse kulakla yapılmalı. Yine müzik aç, müzik açma demiyorum ama oyunun sesini de çok bastırmamalı yani. Eşit seviyede maksimum. İddialı. Biraz iddialıyız, biraz iddialıyız maalesef yani. En hızlı olduğum pist net bir şekilde Nürburgring ya. Şimdiye kadar yani bu kadar iyi olduğum başka bir pist olduğunu düşünmüyorum ben. Nürburgring'de fazla iyiyiz. Tabi GT3'lerle falan gene kötüyüm. O kadar hızlı değilim ama bu araçlarla fenayız yani. Jetta'yı unuttuk hocam. Jetta sayılmaz ya artık. iRacing'e gelene kadar Jetta'yı yok. Emir hoş geldin, sefalar getirdin. Umarım güzel ve keyifli bir yayın olur hep birlikte. Birinciliğimize doğru adım adım koşuyoruz abi. Şu an 3. turdayız. Son tura gireceğiz birazdan. Arkamla aramda en son 8 saniye vardı. Şu an kaç saniye olduğunu göremiyorum ama siz sol üstten görebiliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Aa, ben Portimao'dan hep nefret ettim Oregon ya. Portimao'da hiçbir zaman iyi değildim ve hep nefret ettim Portimao'da. Portimao benim için yani gerçekten çok zor bir haritaydı yani net. Portimao'ya koymaktan hep çekindim online lobilere falan da. Yalan yok. Portimao Portekiz hep bir oyunundaki. Alvarez diye mi geçiyordu? Öyle bir şeydi pistin ismi yanlış hatırlamıyorsam. Algavarez ya da öyle bir şeydi. Evet, Portimao'da uçarım ama anca pistin dışına doğru uçarım kanka yani. Çok abartmayalım. Beni o kadar da abartma ya. Ya virajlar görünmüyor. Bizim köy bayırları gibi kaçırıyor virajları Portimao'da. İşte çok eğimli bir pist. Eğimli pistleri ben aslında severim ama Portimao'ya nedense böyle bir şeyim olmadı yani. Sevdam. Zamanla bu gözler Wet Silverstone'da 3-3 olan Sezer'i görmüştü abi. Wet de wet değilmiş ki ya. Şimdi anlıyoruz bak. iRacing evet. Condition geldikten sonra anladık yani. Wet'in wet olmadığını. Abi kotanın da her yere yiyeyim. Keyifli. Aletlerde sıkıntı mı var abi? Aboneliği gelmedi bildirime. Olabilir mi? Aletlerde sıkıntı olmaması lazım ya kanka. Yarış bitince bakalım mı? Ama Emircim şimdiden teşekkür ediyorum. Abone olduğun için yardımcı. Nişaylara hep birlikte. Bakarım ona bir. Gelmesi lazım normalde. Ayarlı çünkü ama. 13. ay. Let's go. Abi seneyi devirmişiz be. Emir. Arka ile aramızda 7.5 saniye var. O kadar tatlı ki şu an her şey. Muhtemelen hiç yetişemeyecek yani. Karanlıkta sürmek ne kadar keyifli ya bu Nürburgring'de. Gerçekten ya. Burnumun ucunu göremezken araba sürüyorum abi ya. Muhteşem bir ortam.
iRacing'de yağmurdan sonra kuru falan gelebiliyor mu? Şimdilik öyle bir sistem koymamışlar. Yani pist nasıl başlarsa genelde öyle bitiyor. Islak başlarsa da ıslak bitiyor. Hani yağmurun yağması dursa bile yerdeki ıslaklık geçmiyor. Ve ıslak lastikle bitirmen gerekiyor yarışı. Şu anlık öyle. Çok fazla hava değişimi de olduğunu görmedim. İşte hava kuru başlayıp da bir anda yağmurun bastırdığı aksiyon dolu eğlenceli yarışlar falan. Öyle bir durumu yok şu an iRacing'in. Şu an ona odaklanmamışlar belli ki. iRacing muhtemelen yağmuru tam oturtalım mı? Her şey düzgün işlesin. Ondan sonra şeyi de yaparız diye düşünüyor yani. He, siz anladınız diye düşünüyorum. Şu an için yapmıyorlar onu ya Emir. Yarış çizgisi zaten genelde ıslak kalıyor. Yarış çizgisinin dışında sürüyoruz. Evet evet iyi olur. Ya kuruyor. Kurumuyor demiyorum. Practice odası aç mesela kendine. 5 dakika yağmur yağdır sonra hep kuru olsun. Yer de kuruyor, hava da kuruyor. Her şey okey. Orada bir sıkıntı yok. Ama şöyle bir sıkıntı var. Yarışlara onu entegre etmemişler henüz. Yarışlarda böyle değişikliklerin olduğu bir yarış yapmak istememişler. her zamanki gibi Emir. Bir şey değişir mi kanka? Ya bir şey değişmesini bekleyen sizler aslında EA'ye prim veriyorsunuz abi. Almayın oyunu ya. Çok net. almayın abi. Oyun düzenlene kadar almayın. Bak ben öyle yapıyorum. Kafam rahat. Kafamda en ufak bir şüphe yok yani. Yok silik olmuyor oraya ya maalesef. Şu an için yarışlarda öyle bir sistem yok. Ama tabii praktiste yapabiliyorsun onu dediğim gibi. Kuruyor çünkü. Yarış çizgisi kurudunuz. Sileye geç zaten. Çok kötü döndüm buraya ya. Ama kendime 8 saniye kaybettirecek kadar değil, o yüzden rahatım. Bu yarış böyle biter. Gibi duruyor ben hata yapmazsam eğer. Abi gelir her şeyin bir zamanı var daha oyun daha yağmuru yeni getirdi ya. Sağlam adımlar atmaya çalışıyorlar. Ben mantıklı buluyorum ya attıkları adımları ya. Oyunu bayağı bir değiştirdiler bir senede ya. Bir senede gerçekten oyunu aldıkları noktadan çok daha üstüne taşıdılar. Onu net söyleyebilirim yani. Ben bir sene boyunca o şeyi gördüm yani, o değişimi izledim kendi gözlerimle çünkü mümkün olduğunca sürmeye de çalıştım bir yıl boyunca ve o değişimi gördüm yani. Karlı Silverstone gelir mi? Kanka offroad yapacaksak gelir ya, niye gelmez? Offroad yapacağız mı? Herhalde yarışmayacağız normal karda yani. Abi GT 3 mü sürmek istiyorsun? GTP mi sürmek istiyorsun? Benim sürdüğüm gibi prototip LMP'ler mi sürmek istiyorsun? Yoksa Open Wheel'dan gidip F1 aracı mı sürmek istiyorsun? Yoksa Super Formula mı sürmek istiyorsun? Ya çok fazla seçenek var ayrıca, anladın mı? Senin nasıl bir sürüş tarzı istediğinle alakalı biraz daha. Ben mesela prototiplere gitmeyi, yönelmeyi tercih ediyorum. GTP'lere, LMP2'ler, LMP3'ler benim daha çok hoşuma gidiyor ama gün sonunda canım sıkılınca mesela Süper Formula'ya da girebiliyorum. Öyle bir rotamı çizmek istiyorsun kendine. Nasıl bir şey sürmek istediğinle alakalı. Aslında olay tamamen sende bitiyor. Yani GT3'ü neden istediğine bağlı biraz da yani. GT3'ü neden istiyorsun mesela? Open Wheel'la GT3 arasında çok dağlar kadar farklar var ve hiçbir şekilde birbirlerine benzemiyorlar. Şimdi GT3'ü asıl isteme sebebin ne yani? Araç kolay diye mi yoksa ne bileyim traction control var falan biraz daha rahat hissediyorum diye mi? Yoksa ben daha çok yığılan arabalar seviyorum. Arabanın aerodinaminin çok iyi olması benim için önemli değil diye mi? Yani çok fazla sebep var kanka.
Mesela aerodinamiği önemli, open wheel gibi olsun ama aynı zamanda GT3 gibi traction kontrolü olsun, havalı olsun diyorsan mesela ben LMP'leri tercih ediyorum. GT3'ü sakin mi? Hayda. Böyle duvar duvara böyle kapı kapıya çarpışarak sürülmeceli değil mi? O tarz sakinlik. Tamam, o zaman bir şey diyemem. O sakinlik seni mutlu ediyorsa düz sürmelisin zaten ya. O zaman prototipler de olmaz yani. Selamlar Rukicim, hoş geldin, sefalar getirdin buram. Vallahi şöyle söyleyeyim, LMP'dir ben hiçbir şekilde şu ana kadar işte TC'yi kapat, TC'yi aç, TC'yi şu modda kullan falan yapmadım. Setuplarda neyse öyle kullandım abi. VRS'in setuplarını kullanıyoruz, Apex'in setuplarını kullanıyoruz gün sonunda. Bazen GNG'yi falan kullanıyoruz ama ben bir kere bile işte setup'ın TC'siyle oynamadım, onu söyleyebilirim net yani. Yarış içinde oynamak hiç yapmadım yani. Zaten bana gerektiği kadar TC veriliyor yani. Mesela şu an TC'miz hangi moddaymış? TC 1'deymiş kanka. TC 1 ayarlanabiliyor bunda sadece. TC 2 yok. Yani birisi kalkış kontrolü, birisi de kayarkenki kontrol gibi düşünebilirsin. Belli bir hızın üstünde ve belli bir hızın altında şeklinde. TC1 bir kademe açıkmış. Yani kapalıya çok yakın yanlış anlamıyorsam. Abi tabi ABS varsa açacağım. Bunda ABS yok diye biliyorum yanlış bilmiyorsam. LMP2'de var galiba. LMP2'de de yok. GT1'de hiç yok ABS. Yanlış bilmiyorsam. GT'lerde var ama ABS. Sadece GT'lerde var. GT3'lerde. Onun dışında bunlarda yok. Yanlış bilmiyorsam tabi. GTA'lar da güzel ya. GT3'ler, şöyle söyleyeyim, GTA'lerde ekstra olarak bir elektrikli motor varmış gibi düşünebilirsin. GT3 araçlarından genelde 100 küsür beygir, işte 200 küsür beygir falan biraz daha hızlılar. Yani GT3'ün çok daha hızlısı ve biraz daha aerodinamiği diyebilirim. Tabi GTA'lar kalmadı ama gene de sürülebiliyor ya. M8 vardı mesela Ringmaster'da. Nurshlife'de GTA kullandım ben bayağı bir. Videolarını da çektim. M8 GTA'nın. 3 yarış ya da 4 yarış yapmış olmam lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. M6 GTA miydi? M8 değil mi ya? M8 ya. M8 kullandım. M6 yok bu ayrı isimde. Le Mans Ultimate oynarken GTA araçlarıyla oynamak çok zevkli. Vallahi şey yapmam. GT'lerden ben de keyif alıyorum. GT3'lerden daha hızlı ve daha keyifliler. Kesinlikle katılırım. Ve ABS'leri yok. En önemlisi. Eyvallah eyvallah o genç yiyor. Tertemiz bir yarış çıkardık ya. Gerçekten en yakın rakibimiz 16 saniye arkamızda abi. Muhteşem yarış çıkardım ya gerçekten. Bu kadar kusursuz olurdu ancak. Mist hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulmuşuz efendim, hoş bulmuşuz. Le Mans Ultimate nasıl oynamış olan var mı? Ben oynadım. Bugünkü videoda da bahsettim. Bir de Cadillac Hypercar aracı çok güzeldi. Ben Acura'yı tercih ediyorum. Le Mans için söylüyorsun sen tabii ama Acura yok yanlış bilmiyorsam Le Mans'ta. Ayrı istikte mühendislerin verdiği verilerle oluşturuluyor şey. Porsche'den bile hızlı bir araç. Çok ilginç yani. Acura neden bu kadar hızlı anlayamıyorum. Reis sen nasıl 4 izleniyorsun? Bizim durumdan duruma değişiyor ya bro. Mist. Artık ayrı isimle geçtik. F1 yaparmış gibi düşünmeyin beni yani. Yayın açtığımda 30-40 kişinin, işte 50-60 kişinin bir anda yayına akın ettiği bir şey olarak düşünmeyin yani. Artık böyle izleyici şeyini bir kenara bıraktım. Ne bileyim, dünyevi şeyler mi denir? Yani sadece insanları mutlu etmeye çalışmıyorum. Ben de mutlu olmaya çalışıyorum. O yüzden ayrı racing yapıyorum.
iRacing yaptığım için biraz az izleniyoruz tabii. iRacing gibi kafa tutacak bir oyun olsa neyi fazla yapar da iRacing'i geçer. Rekabet hissiyatını daha fazla yapmayı başarırsa iRacing'i çok net geçer abi. Yani insanların tutulma sebebi ya oynanış çok güzel, işte motor çok güzel, araç çok güzel, her şey çok güzel abi. Tamam mı? Ona %100 katılırım. Ama asıl önemli olan burada şeyi yapmış olması adamların. Rekabet hissiyatını çok iyi vermiş olmaları yani. Adamlar öyle bir rekabet hissiyatı veriyor ki inanılmaz bir yarış geçiyor. Her seferinde veda yani. Her seferinde. Bak bu yarışta bakma yani. İkinci adam hızlıydı. İşte ondan sonra başka biri daha vardı. O da hızlıydı. Yetişebilirlerdi bana. Biri kaza yaptı. Diğeri ne yaptı bilmiyorum. Bir hata yaptı muhtemelen. Çünkü 2,5 saniye gerimdeyken bir anda 8-9 saniye gerime düştü. Hata yaptılar yani. O yüzden düştüler geriye. Ah. Not even said sorry for that. Diyor ki bir özür bile dilemedin diyor. Bir bakalım ne olmuş. Bir bakalım ne olmuş abi. Bir bakalım. Bir bakalım abi. Dur bakalım. Bakmamız lazım bu pozisyona. Neden öyle söylemiş adam? Aynen öyle. Aynen önemlisi. Sürerken nasıl yazalım bacım? Hızlı tuşlar var ya, ona basmamı beklemiştir muhtemelen. Öyle abi, mutlu olduğun bir şeyi anını paylaşıyorsun sen. Yani ben bunu size hizmet veriyorum ya da işte bir iş yapıyorum gibi görmüyorum. Gün sonunda iş yapıyorsan karşılığında bir şey alman gerekiyor. Sizin sevginiz bize yetiyor. Ancak ve ancak. Eğer ben mutlu olmazsam mutluluğumu paylaşamam. Mutluluğumu paylaşamazsam siz de mutlu olamazsınız. O zaman F1 oynamanın ne anlamı var? Yok abi, ben yani sırf izleyici çok olacak, az olacak onu dert etmiyorum ya, öyle söyleyelim. Yani derdim o değil. Yani önemli olan nokta bu aslında. Bunun için özür dilememi istemiş. Şimdi bakacağız pozisyona. Burada bir atak yapıyor. Ben bunun için özür dileyecekmişim ya. Çok ilginç. Face. Yani bunun için ben özür dileyecekmişim. Adam dedi ki bir özür bile dilemedim dedi. Bunun için. Var incelemesi. Yani temas yok, bir şey yok. Sadece bir pingsel bir durum var muhtemelen. Tamam mı? Ping olmuş. Muhtemelen. Tamam mı? Parça izi alalım. Tamam mı? Şimdi burada olay. Ben zaten en soldayım. Tamam mı? Yani daha sola gitmek için çalılığa çıkmam falan lazım. Tamam mı? Gayet çizgimle gidiyorum. Ve adama da bir sürü boşluk bırakıyorum. İstemediği kadar boşluk bırakıyorum. Tamam mı? Ya bu adam geç Apex ile tekrar içeriye dalmak istiyor. Ve bana özür bile dilemedim diyor. Bunu yapar ya, bunu yapar. Ya gerçekten çok ilginç ya. Böyle insanlar da var ama işte. Yani çok ilginç. Benim bunun için özür dilememi istedi adam. Şu pozisyon için benim özür dilememi istedi. İnanamıyorum. Kaç K bu adam? 2,1 K. Yani tecrübesizliğine verebilirim. Sadece ve sadece ona veririm yani. Ya tecrübesizdir. Çok fazla bilgi sahibi değildir bu oyunda. Odur yani, anladın mı? Başka bir ihtimal vermiyorum şu an yani. Bir daha da beni görmedi zaten. Şuralarda bir yerde patlıyordu. Öyle hatırlıyorum. Ne yaptığını anladım da çok geç yapmış. Yok abi, geç Apex yapılacak falan bir durum yok. Orada yanıma kadar gelmiş. Beraber döneceğiz o virajı. O dıştan alacak. O kadar basit. Ya çok net yani, çok rahat bir viraj orası, dar bir viraj değil, tapagaz, ikimizin de yan yana dönebileceği bir viraj. Viraj bile sayılmaz, anladın mı? Bu adam nasıl B'ye çıkmıyor? Ha, bir de B klasmış, evet. Dıştan alıp içeri girecek de. Abi dıştan alıp içeri giremez ki, öyle bir mantık yok. Yani öyle bir girebilme şansı yok yani, öyle söyleyeyim. Bir de buralarda bir yerde bir hata yapmıştı, onu görmek istiyorum. Artık beni nasıl bir öfkeyle kovaladıysa kanka buraya kadar. Beni nasıl bir öfkeyle kovaladıysa, bu adam nasıl ikinci olmuş ya?
Bu kadar kaza yapıp bu adam nasıl ikinci olmuş abi? Ben çok anlam veremedim ha gerçekten. Bu adam nasıl ikinci olmuş ya abi? Dur bakayım kokpit. You don't really want no problem.